1944 senesi Kırım halkının başına kelgen sürgünlük faciasından son Kırım yarımadasının şehir, kasaba ve köyleri sahipsiz kaldı. Bala sesleri kesildi, türküler sustu. Kırım'ın her yerini sessizlik kaplap aldı. Terekler ve otlar, çokraklar ve deniz dalgaları öz sahiplerinin sesleri ve yırlarından marum edildiler. Nihayet, çok yıllar geçken son, dağlar ve çöller, ormanlar ve deniz doğmuş evlatlarının türkülerini eşitmektedir. Keçke qalğan türkülerini. Tatarlığım doğanda yerim balalıktan severim onlar için çok vakitli Cılayda cılay kezerim Onlar için çok vakitler Cılayda cılay kezerim Tavga barsan karatana baylamağa baş bermi Tavga barsan karatana baylamağa baş bermi Evge kesem ogi ana aşamağa aş bermi Evge kesem ogi ana aşamağa aş bermi Sağ olunuz. Acıqaya Haliq oğlu Saffet 1936 senesi Kırım'ın Bahçısaray bölgesine bağlı Yukarı Karales köyünde doğula. Sürgünlük vaktinde 8 yaşında olmasına bakmayıp, doğmuş köyü ve doğulgan evi hakkında çok şey hatırlay ve bile. Korantası ile Ural'ın Kastrama bölgesine bağlı Mantrovski kasabasına düşe. 1948 senesi Özbekistan'ın Taşkent bölgesine köçeler. Vatanğa avdeti ise 1996 senesi kerçekleşe. Şimdiki vaqtta Ahmeşit şehrinde yaşamakta.